Sıfırdan Osmanlıca Dersleri serisinin 3. dersine hoş geldiniz. Evet, yazalım. Evet. Bu dersimizde iki sesimizi daha öğreneceğiz. İlk iki dersimizde U, Ü okutucusu haricindeki bütün okutucularımızı görmüştük. Diğer bir de işte vokallerimizi görmüştük. Tekrar etmek istiyorum. Bu son tekrarım olacak dersler adına. A okutucumuz I, I okutucumuz, karakterimizde Osmanlıca kelimelerin başında bulunur ve A sesini verirdi. Bunu da söylemiş olalım. Ayrıca ne vardı? Diğer bir okutucumuz, E sesini veren şu karakterimiz. A, E, I, I sesini veren bu karakter ve Osmanlıca kelimelerin başında bulunan ve A sesini veren karakter. Şunlar bizim okutucularımız. Sadece bir okutucumuz kaldı. Onu da ileriki derslerimizde vermeyi düşünüyorum. Şu anda iki tane sesimizi göstereceğim. Evet. İlk sesimiz K sesi. Evet. Sesimiz K sesi. Harfin ismi Kaf. Verdiği ses K. Verdiği ses K. Osmanlıca kelimelerde daha çok kalın olan K sesi için bu karakteri kullanacağız. İlerleyen derslerimizde göreceğimiz başka bir karakterle de bu sesi vereceğiz. Fakat daha çok ince okunan, yani E gibi önüne geldiği zaman, öyle söyleyelim, A diye okutucuyla gelen harflerin birçoğu bu K karakteriyle yazılacak. Evet. Hemen A okutucusuyla nasıl yazıldığını görelim. A. K. K. Okutucusu olmadan sesini alıyoruz bu karakterimizden. Bu okutucuyla birlikte K, K şeklinde okuyabiliyoruz. Evet. Bir iki tane örnek verelim. K, ra. Ka, ra. Bir örnek daha verelim hemen. Ka, z. Ka, z. Kazı. Evet, hemen kapalı hecelerden örnek verelim. Kar. Kar. Hemen bir örnek daha. Kaz. Kaz. Evet, diğer karakterlerle birlikte de birkaç tane örnek verelim. Mesela A kar, A kar.
Akar. Hemen bu da bir fiil olsun. Gördüğünüz gibi önünde okutucusu olmayan harfi kendi sesiyle okuyoruz. Ne söyledik başta? K sesi. Okutucu gelince K oldu. Burada ne gördük? Yan yana iki tane sessiz harf gördük. Dolayısıyla bunların okutucusu olmadığı için, daha doğrusu şu ilk harfin okutucusu olmadığı için bunu sessiz bir şekilde okuyacağız. Türkçe kelimelerde özellikle bu söylediğim geçerli. Ak. Ak-dı. Ak-dı. Evet, bir örnek daha verelim. Karardı. 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 Evet. Hemen misallerimizi çoğaltalım. Kapalı hecelerden gidelim özellikle. Aynı örneği, aynı misalleri tekrar yazabilirim. Pekişmesi açısından bizim için de faydalı olacağını düşünüyorum. Evet. Hemen neydi bu? A sesi. Bu da K sesi. Ak. 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 Evet. Bir misal daha hemen. A dak. A dak. Adak. Evet, hemen çoğaltalım. Ka vak. Ka Kavak. Hemen buradan gidelim tekrar. Ka zak. Ka zak. Kazak. Evet. Ak. Cümleye yakın bir şey olmuş olsun. Ak de re ka ra de re ak dere kara dere ak dere kara dere. Evet, ilk sesimiz k sesiydi. Bu sesimizi misallerimizle pekiştirdik. Şimdi diğer bir sesimiz olan m'ya geçelim. Evet. Videonun oldukça kısa olmasını istiyorum. Uzun olduğu zaman biraz daha sıkıcı olabiliyor. O yüzden biraz daha seri olmak istiyorum. Evet, sesimiz m sesi. Evet, sesimiz masanın mmsı. Masanın mmsı. Sesimiz m sesi. Evet. Hemen ilk okutucumuz olan A sesiyle birleştirelim. Ma. Evet, sesimiz A okutucusuyla birleştirdik. Ma. 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 Bir kez daha yazayım. Ma. Ma.
Evet, hemen misallerle devam edelim. Evet. Ma, 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 mama, mama. Evet, biraz önce gördüğümüz sesle ilgili bir tane vermiş olalım. Ka, ma, ka, ma, kama. Evet, başka bir misal. Da, ma, da, ma, dama. Hemen. A, ra, ma, a, ra, ma, arama. Ma, zi, ma, zi, ma, zi. Evet, bir iki tane daha yazalım. Hatta bir tane yazsak yeterli. Bütün karakterimize neredeyse gösterdik. Evet. A, ra, ma, d. A, ra, ma, d. Aramadı. Evet, hemen şimdi de kapalı hecelerimizle ilgili misallerimizi verelim ve dersimize nihayet verelim. Evet, hemen önceki sesler de dahil olsun. Dam, dam. Adam, adam. A, ra, mam. A, ra, mam. Aramam. Evet, sesinin kendisiyle ilgili. Evet, yine birkaç tane yazalım. De, dem, de, dem. Evet. De, vem, de, vem, de, vem. De, rem, de, rem, de, rem. Evet. Üçüncü dersimizin konusu bu kadardı. Hemen kısaca dersimizde ne yaptığımızı söyleyelim. Evet, iki tane yeni sesimizi öğrendik. İlk sesimiz k sesi ve bunu neyle birlikte verdik? A okutucusuyla birlikte k şeklinde. İkinci sesimiz m sesiydi. Evet, bunu da yine aynı şekilde A okuducusuyla birlikte olan misalleri verdik. Evet, bu dersimiz bu kadar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşça kalın.